Karantinanın evde 15. gününden günaydınlar. Biliyorum hepiniz çok sıkıldınız. Biz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki bugün Murat'la saçma sapan bir şey yapacağız. Bir insan 24 saat boyunca yemek yerse bir günde kaç kilo alabilir, bunu ölçeceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Orkun'un yeni saçmalığıyla beraberiz. 24 saatte en fazla kiloyu kim alacak? Murat kendi evinde yemek yiyecek, ben burada kendi evimde yemek yiyeceğim. İkisinin de bütün sürecini göreceğiz. 24 saat boyunca öküz gibi pilav, makarna, ekmek, karbonhidratla beslenip 24 saatin sonunda kaç kilo almış olacağız, bunu deneyeceğiz. Aramızda da iddialaşacağız. Şimdi birazdan Murat'ı arayacağım. Murat kendi evinde. Arada görüntülü konuşma yapacağız Murat'la. 24 saatte kilo almak. Ulan benim hayatım buydu. Sen kimsin? Benim tartım burada. İsterseniz beni tartarak başlayabiliriz. 71.2 kilo çıktım. Hiç öyle görünmüyorum, biliyorum. Ama bence ben bu 24 saatin sonunda Murat'tan fazla kilo alabilirim ki Murat 90 küsür kilodur. 93'e 3. Duşa girdiğimde tuvalete girdim. Girmeden önce 95.5 kiloydu. Öyle bir şey, 94.5'tüm. 1.2 kilo vermişim. Bir yandan güzel tuvalete de girdim. Benim evde hiç stoğum yok. 2 haftadır asla, yani köpek gezdirmeye bile dışarıya çıkmadım. Şimdi markete gideceğiz. Benim için de bir hava değişimi olacak. Benim hayatım zaten kilo almak üzerine kuruluyken bu adamın benimle böyle bir yarışa girmesi gerçekten çok saçma. Evet, şimdi Murat'ı FaceTime arıyorum. Bakalım Murat kaç kiloymuş, onu da öğrenelim ve sonra aynı anda startımızı verelim. Ne yapıyorsun lan? İyi, hazırım. Evin içinde sweatshirtle mi geziyorsun sen? Markete gideceğim. Evde kal, çağrılarına niye uymuyorsun? Oğlum markete gideceğim lan, markete gidebiliyoruz. Mantıklı argüman sundu, markete gidebiliyoruz dedi. Ben senden fazla kilo alabilirim. Yani ben senden her türlü hile hurda, itlik kopukluğu beklediğim için. Ulan ne hile hurda yapacağım, ne yapacağım? Ağırlık mı takacağım mideme, ne yapacağım? Yaparsın oğlum, mide taş yutarsın, beton yutarsın. 24 saatimiz şu an başladı. Öküz gibi ye, istediğini ye. 24 saat sonunda daha çok kilo alan kazanıyor. Çok gaza geldim ya. Kolonya falan ver. Kazana kolonya atsın. Tamam, kazanana kolonya hediye ediyoruz. Hadi acıktım ben. Hadi bay bay. Hadi gidelim, en pahalı ne var ne yok hepsinden alalım. Sushi alalım yaklaşık 10 kilo. 10 kilo. Aynen, geç hadi. Market öncesi bir kahvaltı edeyim dedim ama bu niyeyse diyet kahvaltı gibi oldu. 7 adet zeytin. 1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir. Biraz gerçi büyük bir kibrit kutusu. 1 adet simit. 2 yumurta. Pizza mı yiyelim? Pizza ye. İki büyük yerim ben. Bak, bir tane büyük boy pizza, bir tane mangal sucuklu ekmek, bir tane sarımsaklı ekmek, bir tane KitKat çikolatalı pizza. Bence güzel başlangıç. Bakın sokakta herkes dükkanlarının önüne mama koymuş. Siz de evinizin önüne, dükkanınızın önüne mama koyun, ihmal etmeyin. Sipariş gerçekleşti. Aman Allah'ım. 2 gündür bu günü bekliyorum. Sürekli aç tutuyorum kendimi. Aç tutuyorum derken yani az yiyorum. İdem küçüldü mü acaba? Hiç yemesem ya, çok kötü olur öyle. Yaladın mı namussuz? Yalamış ya. Merve orada oturuyor. Ben buraya bilgisayarımı kurdum. Salonun ortasında devasa bir bilgisayar setup'ı. Maalesef yemek masasını bilgisayar yapmak zorunda kaldım. Çünkü sıkıntıdan patlayacaktım diğer türlü. Şurada ışık var. Arada da kamerayı kurup burada da video çekiyorum zaten. Ama genelde burada oyun oynuyorum. Akşamları özellikle. Video çekmediğim zamanlarda benim günüm böyle geçiyor çoğunluğu. Evet arkadaşlar, şu anda burada yaklaşık 100 kiloluk fast food pizzamız var. Bayağı ağır bir ses geldi bu. Aynen. Büyük ihtimalle benimki bu. Tuğla atmış gibi. Aynen, bu büyük ihtimalle benimki. Şöyle açıyoruz içini. Bu benimki. Kalın sarımsak ve sucuk kenarlı, her bok var içinde. İçinde artık neler olduğunu hatırlamıyorum. Her bok olan bir pizza. Oh. Bak bak, Nutella'lı pizza bak. Dürüm arkadaşlar berbatmış, küçücükmüş. Bu ne lan böyle? Ekmek arası sucuklu şeyimiz var. Hadi başlayalım lan.
acıkıyorum, hadi gel monitörü koy. Bu evde kalmanın en kötü yanı da herhalde bütün gün uyuklama modunda oluyor insan. Şimdi bir de benim bir şeyler yiyebilmem için önceki yediklerimi yakmam lazım. Onun için de spor yapmam lazım aslında ama evde inanılmaz hareketsiz olduğumuz için acıkmıyor da insan. Maalesef öyle de bir sıkıntı var. Nasıl kilo alacağım ben göreceğiz ama önce bir spor. Her gün evde 10 dakikada olsa spor yapmak lazım. Hadi. Sabah sporu. Bizim ev deli ev olduğu için spor bu kadar oluyor maalesef. Neyse 5 dakika, 10 dakika spor spordur. Hadi yemek. Smackdown izleyeceğiz şimdi. Undertaker, John Cena efsanevi dövüşünü izleyerek bugün yemek yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Evet, çok güzel. Kral geldi. Reyes. Bak bak bak. Bak bak bak. Evet. Günün ilk yemeği menümüzde şinitsel var. Yanında da makarna yapacağım. Makarnaya herhangi bir şey koymayacağım. Haşlanmış makarna olacak. Yoğurt, makarna ve et yiyeceğim. Bence doyurucu ve bol karbonhidrat proteinli bir öğün. Bence çok yersem, yeterince yersem şu yediğim öğünle 1 kilo alabilirim. Burada yumurta var, burada un var, burada da galeta unu var. Şimdi bu şinitselleri önce yumurtaya, sonra una, sonra galeta ununa batırıp yağda kızartacağım. Bir yandan da makarnanın suyu kaynadı. Makarnalarımız burada. Sabah biraz fazla makarna almışız. Stok yok demiştim ama biraz stoklu gibi olmuş ama ben bunu işte 24 saatte bitirmeye çalışacağım bu yukarıdaki makarnaların hepsini. Yoksa stok yapmış sayılırım, olmaz. Zeytinyağı da koyduk. Çevirmekler. Vallahi biraz makarna kaldı. Bunu da yersem patlayacağım çünkü yiyebildiğimin maksimumunu yedim. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Akşam kalanı yenisiyle birlikte yiyeceğim. Oh! Ne yedik ya? Göbek yapacağım senin yüzünden. Orkun Allah belanı versin senin ya. Hayır da diyemiyorum. Çok güzel teklif. Bir buçuk kilo yemişsin. 1.3 yemişim içmişim aynen. Tuvalete daha hiç gitmedim. Az yemişim aslında. Az yemişsin. Vallahi az yemişim. Orkun kaçtı? 72? 71. 71.2 idi değil mi? Öyle bir şeydi evet. Öyleydi aynen. Orkun 85 çıkmazsa bu videonun sonunda. Bak ben en adi eşşol eşeğin önüne gideneyim yani. Bak yemin ediyorum 85 çıkacak. Şunu artık taş mı koy? Hem midem şişti hem karnım şişti. Dikişler gerildi. Ömer Hoca ağzım burnumu kıracak şu videoyu. Gelecek dövecek, dikişleri açıp geri kapatacak, ibret olsun diye. Yemekler yendi. Karınlar doydu. Şimdi oyun zamanı. Alo. Yemek mi yiyorsun? Tıkınıyorum oğlum. Sürekli tıkınıyorum bak. Burada çikolatam var. Burada muz var. Sürekli su içiyorum, bol su içiyorum. Spor da yaptım bugün. Allah benim, ben berbat beslenmeyi unuttum. Ben abur cuburla berbat besleniyorum. Sen pizza yiyorsun, oğlum pizza yemek lazım ya. Ben normalde biz dışarıdan söylemiyorduk da. Şimdi biz bunu şey diye konuşmadık ulan. Sen evde yapacaktın, ben dışarıdan söyleyecektim. Tamam olur. O yüzden sen dışarıdan söylememeye devam edeceksin. Ben kazanacağım yüksek kalorili aldığım şeylerle. Her türlü ben kazanacağım. Bence ben 3.5 kilo alırım. Sence sen kaç kilo alırsın? 6 görüyorum kendimde. 6? 24 saatte 6 kilo alacaksın. 24 saatte 6 kilo alırsam ben senden ekstra tazminat alırım. Ameliyat masrafı alırım ben senden. Oğlum çok kötü olur. Alır ama alırsa pizza yiyorsun öküz. Ben makarna pilav yiyorum full. Makarnayı da yağsız ve az tuzlu yapmışsındır sen. Yağlı yaptım canım. Ketçap mayonez? Yok. Mal oğlum bu. Ama et yedim, eti ketçaplı yedim. Oho. Evet, eti ketçaplı yedim Murat. Aa tuvalete gitmeyeyim ben, tuvaletim var. Geçme oğlum tabii gitmeye. Hayır tutacağız ben tutuyorum. Ya istemiyorsan tutma tabii de sen bilirsin. Yok tutmayacağım. Tutalım bence. Murat öküzü kesin yenecek ya. Herif Nutella'lı pizza yemiş. Normal orta boy pizza yemiş. Tek başına büyük sarımsaklı ekmek yemiş. Yarım sucuk ekmek yemiş. Ben ne yedim daha ya? Ben yemem lazım. Berbat beslenmem lazım ki Murat'a yetişeyim. Merhaba. Ay içeri. Köpek kaçtı. Tabak içeri. Tabak içeri. Mert Luna'nın ayaklarını siliyor. Onu bekliyoruz önce. Bir dakika dur, seni de dezenfekte edeceğiz. Fısfısımız var.
Saat akşam 8'e yaklaşıyor. Mert geldi. Mert geldiğinde biz genelde masa oyunu oynuyoruz. Ama masa oyunundan önce benim bir şeyler yemem lazım. Bakalım bu hafta. Dünden kalma kuru fasulye pilav var. Hepsini bitirmem lazım. Çünkü kilo alabileyim. Onun üstüne bir de makarna bir pilav daha yapıp yemem lazım. Üstüne pizza ve çikolata falan yemem lazım ki Murat öküzünü geçebileyim. Gerçekten Murat'ı geçmek çok zor. Eskiden 130 kiloydu çünkü kendisi. O yüzden çok tecrübeli kilo alma konusunda, yemek yeme konusunda. Ben yanlış adamı kendime rakip olarak belirleyip yarışmaya kalkmışım. Ne yapayım? Yiyeceğiz kuru fasulyeyi. Haydi. Palo Santo, Palo Santo. Şu an 21.35. Bence geri kaldım ben, sana söyleyeyim. Uzursan abanman lazım. Murat aman! Baklava, tatlı da yiyelim. Ben ya yine ucuza kaçmaya çalışıyorum, alışmışım bak. Gacık gacık geçireceğim, ne istiyorsam alacağım şimdi. Peker gelin refleks oldum, en ucuz pideden 10 tane yazdım, vazgeçtim. Ne Texas Smokehouse veya Steakhouse. Ben Steakhouse diyeceğim yine. Steak mi? Mayonez, promosyon tabii ki de istiyorum lan, promosyon istemem mi? Duble çikolatalı, duble çilekli, çilekli halka donat, vanilyalı halka donat, Boston kremli donat, duble karamel donat. Güzel, bakacağız, gelsinler bakalım, acıkmaya başladım zaten. Ringden çıkıyor. Allah'ım! Acıktım! Yeah. Bir adet kova boy tırtıklı patates, 10 adet soğan halkası ama bunun 5'ini sana vereyim. King boy patatesim var, bir tane de senin king boy patatesim var. Ben tırtıklı söylemiştim! Tırtıklı söyledim ben! Dev hamburger. Dev. Steakhouse. Kocaman red sauce, 1 kilo. Kola. Of! Amerikan filmlerinde gibiyim. Evet ya. Of. Devreye mi çıksak ne yapsak? Vallahi ama yere dökülsün hepsi. Dırıt dırıt. Kim kazanacak? Şu anda tabii ki ben gibi gözüküyor. Çünkü ilk şehirleşen tabii. Siz hala şu an köylüsünüz. Ben şu an şehirli oldum. Şehir yaptım. Ben yine de ben kazanacağım gibi hissediyorum ama. Bak şuraya oylama koyuyorum. Merve mi Mert mi Orkun mu kazanır? Kameranın pili bitti. Tam da Murat hani kameranın pilinin bitmesini az kaldı. Ben ne diyorum? 22 yaşındayım. Bu yeme işini, kilo alma işini ben 22 yıldır yapıyorum. Orkun dediğimiz adam 2 yıl önce, 1,5 yıl önce falan böyle birkaç kilo alma girişimi oldu fitness'ta. Onun dışında aç, çırpı gibi gezer ortalıkta. Zaf zayıf bir şeydi. Bu gidip de ayağına taş, bok bir sürü bağlamadığı sürece benimle bu konuda sizlik yarıştırması mümkün değildi. O yüzden yok geçeyim falan filan diyor. Ömer'in dediği gibi tuzlu su iç falan filan böyle takipler hiç uğraşmıyorum. Zaten geçeceğim. Yemek yerken Smackdown izleyen bir adam kilo alır. Her türlü alır o kiloyu. Bakıyoruz. Çok üzücü bir haber ama Mert kazandı. Kardeşim biraz strateji, biraz manipülasyon. Biraz sevgilileri birbirine düşünme. Bütün moraller düştü şimdi. Evet. Öncelikle özür diliyorum ama. Sizi birbirinize düşürdüm. Yenmek için. Ama kullandım yani bunu. Sorry bro. Ah karnım çok kötü oldu. Aa tuvaletim geldi. Hayır. Tuvalete gitmem lazım. Ama çok fena geldi. Ömer! Altı sıcak. Hayır. Allah'ım çok kötü. Kaybederim tuvalete gidersem. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Üzerine düşünmeyeceğiz. Mert gitti. Sonsuz tane çikolata yedim. Ama başka hiçbir şey yemedim maalesef. Yani Murat'ı nasıl yeneceğim? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şu an boğazıma kadar yemek dolu. Bir lokma daha yesem almayacak midem yani. Ama hala bir şeyler yemeye çalışıyorum. Gece 12 oldu. Şimdi diyorum ki erken yatayım ki erken kalkarsam daha çok acıkırım. Ve en azından öğlene kadar, saat 12'ye kadar da vaktim olduğu için 12'ye kadar biraz daha bir şeyler yiyip kilo farkını kapatırım diye düşünüyorum. Haydi ben yatıyorum, Behlül kaçar. Sabah görüşürüz. Kesin yenileceğim. Hadi yürü. Ay, ay. 0:50. 12'de başladık. 12 saat 50 dakika mı geçmiş? Evet. 93.2 idim değil mi? Evet. Of. Of. Çok iyi. Şimdi şöyle bir şey var. Altıma s**acağım ben. Demezsin. Altıma mı s**ayım ama? Murat. Her türlü çıkıyor ben. Ne yapacağım ben şimdi? Murat. Ha. 4 saatte doldurana kadar s**masın. Uyuyamam ki böyle. Az s**ayım. Biraz rahatlayayım. Bir başlayacağım patır patır abi, patır. Gerçekten okuna karşı mi? Kazanman lazım hadi. Ama nasıl keyif almayacağım şu an biliyor musun? Her yerim zaten full şiştim ya. Konuşmak benimle yarışamaz. Bir de beyaza bakacağım.
Ben yarın yoğun bakımda. Abim çok iyiymiş de ben öleceğim galiba. Ölmüş. Kalkmış buradan. Kaldıramıyor. Son bir karamelli kaldı. Şöyle gösteriyorum karamelliyi. Ömer mi bir nasıl bir oğuz çöpelim var a**ım ya. Ben uyuyacağım. Büyük ihtimalle geri uyanamayacağım. Eğer uyanabilirsem sabah da bir şey yiyebilir miyim bilmiyorum. Orkuncan Işıtmak. Buradan sana sesleniyorum. Allah belanı versin. İçine soktuğun bizi duruma bak. Günaydın. Gece rüyamda baklavaya mantı sarıp yiyordum gerçekten. Sabah saat 9. Murat'ı aradım, ulaşamadım. Tartılmamıza 3 saat kaldı. Sabah uyanır uyanmaz ilk yiyeceğim şey mantı olacak. Ben gideyim bir tencere mantı yiyeyim, yoksa Murat'ı hiç geçemeyeceğim. Ne hissediyorsun? Mide fesatı geçiriyorum. Of. Berbat bir şey ya. 2 saatim var. 2 saat içinde bir de pilav ya da makarna falan yemem lazım. Ayıptır söylemesi, inanılmaz tuvaletim geldi ama tutuyorum. Of, bir şeyler daha yemem lazım 2 saat. Hiç aklıma gelmeyen bir sıkıntıyla karşı karşıyayım şu an. Midem ağrıyordu ama sorun o değil. Yani mide ilacı içtim şu an. Yaklaşık 1 saat kaldı iddianın bitmesine ama şu an gerçekten ucunda. Tutmak mümkün değil ki, normalde ben 2 gün 3 gün tutabilen bir insanım ama şu 24 saatte o kadar çok şey yedim, o kadar çok içtim ki tutamıyorum. Ah, dayanamayacağım. Sonunda paşamız teşrifi intikal ettiler. Orkun. De. Ben dün s**tım. Aa, tutamadın mı? Çok kötüydü. Tutamadın mı? Tutamadığın için mi yaptın? Bilmiyorum, o ne okuydu. 10 dakikaya beni ara, birlikte tartılalım, bitirelim videoyu. Tamam. Hadi bay. Abi, ağzım yüzüm şiş. Dünkünden kalan patates kızartması, soğan muan, onları da yedim. Karnım acıyor bildiğin, şu anda midemin içi acıyor. Dikiş acıması değil artık yani. Bir yudum daha alacağım, daha çıkmaz. Bir de dünkü eşofmanlarımı giyeyim. 75! Kaçtım ben? 71.2 idi. Kaç yapıyor yani? 3.9. 3.8 yapıyor. 3.8 senin kaç? Oha, 3.8 kilo mu almışım 24 saatte? Oha! 92.3'tün sen. Evet. Kaç olmuşsun hadi? 96 olmuşsun. 92.3, 3.7 almışsın. Ben 3.8 kilo alıp kazandım mı? Hayır, ben şu anda senin samimiyetine inanmıyorum. Neyime inanmıyorsun samimiyetime? Oğlum seninkini sonradan duydum. 0.1 kilo ile geçmişim. Neyine inanmıyorsun? Üstünü çıkar. Ya niye üstümdekini çıkarıyorum? Murat sen var ya sen. Dur. Dur. Üstümü çıkarıp bir de tartılacağım. Dur hadi bir de üstümü çıkarıp tartılacağım. 74.5 çıktı Murat. Yarım kilo muymuş üstümdeki, anasını satayım. Ya böyle salak iş mi olur oğlum? Bir tane patronlu şey nasıl yarım kilo olabilir ya? Şu nasıl yarım kilo olabilir? Ya böyle salak, bir dakika, o zaman kaç kilo almış oluyorum kapşonluyu çıkarınca? 2.5 kilo almış oluyorum. Sen kaç kilo almış oluyorsun? 93.2 idin. O zaman şu an kaçsı? 2.8 kilo. Benim 2.4 kilo. O zaman sen mi kazandın? Ya böyle salak iş mi olur lan? Üstümdekini çıkarttırdın bana ya. Ya tamam, Allah senin belanı ver, sen kazandın tamam, bırak bir tuvalete gireyim. Sen tuvalete girdin, ben tuvalete giremedim ya, bir tuvalete gitmek istiyorum. Hadi ben gidiyorum tuvalete. Hadi Allah cezanı versin senin Murat. Ulan ya, bir üst yüzünden kazanamadım. Vallahi üstümden yük kalktı. Bu kadar zor bir challenge olacağını düşünmemiştim. Murat tuvaletini yapmış olmasına rağmen yaklaşık yarım kilo farkla beni geçti ve kazandı ama işte Murat'ın cüssesiyle benim cüssem de biri olmadığı için ben de Murat'la baş edemedim. Karantinada 24 saatimizi nasıl geçirdiğimizi paylaştık. Aynı zamanda da bu 24 saat içerisinde de ne kadar fazla yemek yiyip kilo alabiliriz onu görmüş olduk. Karantinadan daha çok video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı, hatta yeni video yüklendiğinde haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.